Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar. Karşınızda yepyeni bir Europa Universalis 4 videosuyla beraberim. Evet. Ben bundan yaklaşık 2 ay önce bir başarısız olmuş World Conquest dünya fethi videosu paylaştım. Dedim işte oyun dünya fethimi saymadı yazdım. Dedim ki işte Fransa'nın kolonileri yüzünden dünya fethimi saymam. İşte Fransa benim subjektimdi. Fransa'nın kolonileri olduğu için subjektimin subjektleri yüzünden dünya fethini saymamıştı. Ben de dünya fethini başarıyla tamamladım. Yaklaşık kaç bölüm olduğunu şu an bilmiyorum. Ben 6 saatlik, 7 saatlik videolar çekiyorum. Sonra onları kesiyorum. Yani şu an ben bu videoyu çekerken kaç bölüm yayınladığımı bilmiyorum. En son 60. bölümü falan yayınladım. Ama muhtemelen bir 75, 78 falan olmuştur diye tahmin ediyorum. Dünya fethi başarıyla tamamlandı. İşte hala kolonileşmemiş topraklar mevcut. Ama başarımı aldık. Achievement. İnanmayanlar son videoya gidebilir. Serinin son videosuna gidebilir. Kartlarda bulabilirsiniz. Oynatma listesi şeklinde. Nerede World Conqueror başarımı? Bunlar hay ya da dur yapılmış başarımlar. Aynen bu şu an bu seride yaptığım başarımlar. Georgia on my mind. Artık bu başarım ne gerektiriyordu? Nasıl yaptım bilmiyorum. Bilmeden yaptım yani. Revolution was crushed. Bu Fransa devrimi oldu. Fransız devrimi oldu. %99 war score yaptığım için bunu yaptık. World Conqueror tüm dünyayı fethet ve World Discoverer bütün toprakları keşfetmiş ol. Bu başarımları bu seride aldık. Eğer ki aldığım anı görmek isterseniz serinin son videosuna gidin ve izleyin arkadaşlar. Başarımı aldık. Artık yapılacak bazı şeyler kaldı. Şu an Loamic Disaster yeme sebebim ve savaş yorgunluklarının sebebi. Seriyi izlemişsiniz. Var. Seride görebilirsiniz. Önce timeline'ı yapalım. Timeline'ı bir izleyelim. Şimdi genişlemeye göre şöyle başlayalım timeline'a. Evet. Her zamanki gibi Bizans'la başladık. Akkoyunlu'yu aldık. Akkoyunlu'nun topraklarıyla hemen dinimizi Kopti'ye çevirdik. Bu sırada Dulkadir vasalım. Dulkadir'i vasalladım. Aynı zamanda Akkoyunlu'nun içerisinden çıkarttım. Tek toprak Suriye'de benim vasalım. Kırım zaten etkinlikle vasallığa düşüyor. Buradan Venedik'le bir savaş yaptık. Adaları aldık. Ragusa'ya sınır yaptım. Ragusa da benim vasalım. Memlük'le savaşımızı yaptık. Şuradan iki toprak kendime aldım. Kudüs'ü kendime aldım. Kalanını Suriye'ye yedirdim. Dulkadir'e bütün Karaman topraklarını yedirdim. Burada bir Macaristan'ın içinden geçme hamlesi oldu. Karakoyunlu'yla savaştık falan. Şuradaki Yerevan toprağı benim Koptik dini için önemliydi. Polonya'yı zayıflatma girişimlerim devam etti bu şekilde. Sonra Polonya Kırım'ı yuttum. Great Horde bayağı büyüdü burada. Ben Polonya'yı bu kadar zayıflatınca tabii Muskovi vurmaya başladı ona. İçinden Polotsk çıkardı. Bohemia vurmaya başladı. İyice zayıfladı. Commonwealth neredeyse kurulacaktı ama kurulmasını engellemiş olduk. İskenderiye'yi aldık, Koptik dininin kutsal şehirlerinden. Litvanya ile bir yandan savaşmaya devam ediyorum. Azıcık büyütelim, devam edelim izlemeye. Buradan Mekke ve Medine'ye gittik. Oradan da misyoner geliyor. Triggered Modifiers'tan. Daha sonra şuradan bir hamle yaptık. Artık Hindistan'a doğru gitmenin vakti. Yıl 1545. Kuzeye doğru çıktık. Rusya, Muskovi, Great Horde'un arkasını kolluyordu. O yüzden kolay olmadı benim için Great Horde'la savaşmak. Çünkü Rusya ile ben elaydım.
Hindistan'a şöyle bir giriş hamlesi yaptık. Great Horde'un içerisinden Nogai'yi çıkarttım. Nogai benim vasalım. Olabildiğince Vassal Feeding'le onların Recon Quest'lerini kullanarak devam ettim. Rusya ile daha hiç savaşmadım. Avrupa ile devam ediyorum. Bir yandan Memlük'ü bitirdim. Bir yandan da Hindistan'a doğru yürümeye devam ediyorum. Kuzeye sınırımı yaptım. Litvanya'yı tamamladım. Afrika'ya doğru inmeye devam ediyorum. Etiyopya'ya indim. Ve Hindistan'a yaklaştık. Girişimizi yaptık. Şöyle şu boyutta izletirsem daha iyi olabilir. Nogai benim hala vasalım. Kazak da benim vasalım. Daha sonra Timurit de benim vasalım. Nogai'yi yuttum. Çöpleri toplama videoları her zaman çok fazla çöpleri topluyoruz diye video attım da Ragusa hala yaşıyor, o da benim vasalım. Kazağı da yuttum, geriye sadece Timur kaldı. Buradaki topraklardan çok fazla isyan çıkıyor diye buradaki topraklarını birine yedirmem lazımdı, ben de Timur'u kullandım en mantıklı seçenek olarak. Buradan Hoyrat tarafından Çin'e bir sınır yaptık. Hindistan'a zaten şöyle bir deniz kıyısını kesecek bir hamle yapmıştım. Normalde böyle keserek giderdim ama deniz kıyısını almayı tercih ettim bu sefer. Büyümeye devam ediyoruz. Daha Rusya ile hiç savaşmadık. Yoksa savaştık mı? Hatırlamıyorum. Görmedim şu an. Daha savaşmadık sanırım. Buradan Kore'ye bir sınır yaptım. Çin'in üstünlüğünü kapadım. Daha Ming'le de savaşmadık. Yıl 1674. Afrika'ya doğru inmiş durumdayım. İtalya'ya atlamış durumdayım. İspanya'yı zayıflatıyorum. Hala Ming'le savaşmadık ama Rusya ile savaşlara başladık. Buradan İspanya'ya bir giriş yaptık. Afrika'ya inmedim. Olabildiğince şu Afrika'nın şu kısmından uzak durdum. Çünkü çok fazla isyan çıkıyor. Hindistan'ı bitirdim. Kore ile savaştım. Kore'yi şuradan da denize kıyı yaptım. Rusya ile savaşmaya devam ediyorum. Danimarka, İsveç taraflarını işte Rusya yemiş yutmuştu. Ben de atladım. Ming ile ilk savaşımızı yaptık. Oradan toprağımızı aldık. Buradan artık Client State'ler çıkarmaya başladım. Yıl 1721. Kamboçya diye bir client state çıkarttım burada. Burada da yani şimdi ben şöyle bir sorun oluyordu. Benim war score'um ben diyelim ki 20 tane toprak alıyordum Rusya'dan. 20, şu toprakların tamamını Rusya'dan alıyordum. Ama ne oluyordu? Overextension %99,8. Hani daha fazla toprak alırsam ne olacak? Overextension'dan bir sürü isyan patlayacak. Ben de ne yaptım? Client State çıkar. Bütün toprakları alırdım. %180 overextension'la savaşı bitirirdim. Savaşı bitirdiğim gün, bitirdikten sonra hemen Client State oluştururdum. Ve overextension'la fazla gelen toprakları Client State'ime yedirerek o hiç overextension'ı seri boyunca aşmadım. Aynı zamanda bu seride Yeniçerileri de kullanmadım. Eğer izlemek isterseniz seriyi baştan sona izlerseniz Koptik Osmanlı Dünya Fethi sizin için güzel bir örnek teşkil edebilir. O videoların altına herhangi bir soru sorarsanız şunu nasıl yaptım falan cevaplarım yani. Her neyse. Client state'ler kendilerini belli eder zaten. Devam edelim izlemeye olabildiğince yavaş bir şekilde. Yavaş yavaş işte çöpleri topluyorum falan. Afrika'nın şu kısmına ilerledim. Şuraya ilerledim. Henüz Avrupa ile savaşmadım. Avrupa hala duruyor. Ha, şöyle bir giriş yapmışım ama çok da problem değil. Rusya ile büyük bir savaş bitti az önce. İngiltere ile bir savaş yaptık. Şöyle bir giriş yaptık. Tekrar izleteceğim timeline'ı, hiç merak etmeyin. Daha hızlı bir şekilde. Evet, daha İspanya'yı bitirdim ve kolonileri, İspanya'nın kolonileri bana geçti. Şu an hepsi bende gözüküyor kolonilerin ama yanlış. Bu EU4'ün bug'ı zaten. Kolonilerin hepsi bende gözükmesi. İngiltere'ninkinin gözükmemesinin sebebini söylüyorum. Kanada ve Meksika çıktı. Ben İngiltere'yi biraz fazla zayıflatmışım.
O yüzden özgürlüklerini falan ilan ettiler. Ming'i böyle çevresini sara sara yavaş yavaş küçültüyorum. Burada bir client state'im daha var. Animeciler diye. Ve burada da bir Almanya client state'i oluşturdum. Şu an o kısmı kaçırtmam kötü oldu. Bir saniye. Orayı tekrar izletmem lazım. Çünkü oyun tek hamlede bitti arkadaşlar. Şu an kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Ama oyun tek hamlede bitti. Bir Turus zinciriyle, Turus zinciri, yani Aggressive Expansion'la ne olur? Ülkeler koalisyona girer, öyle değil mi? Ben Turus zincirini olabildiğince etkin bir şekilde kullanarak 10 yıl içerisinde, yani bir 15 yılda yapılabilecek en iyi savaşları yaptım. 15 yılda HRA'yı dağıldı. HRA'yı dağılmadı da, yani HRA'nin içinden geçiyorum. HRA'nin içinden geçiyorum ve Fransa, İspanya, işte Bohemia, bunlar bana, bu Saksoni, oradaki küçük ufak tefek devletler hiçbir şey diyemediler. Hiçbir şey diyemediler. Turus zincirim sayesinde. Gidip o bölümleri izleyebilirsiniz. Turus zinciri nedir, nasıl yapılır? Aggressive Expansion çok yiyeceğiniz zaman Turus zinciri sayesinde Turus yaparak devletlerin size karşı koalisyona girmemesini sağlarsınız. Ben de onu olabildiğince etkin bir şekilde kullandım. Şimdi bu kısmı izleyelim. Yavaş yavaş. Şuradan bir Pomeranya'yı aldım. Ming'le savaşımı yaptım mı? Henüz yapmadım. Turus zincirini göstereceğim şimdi. Evet, Ming Savaşı'ndan sonra Bohemia'yı bitirdim. Almanya diye bir client state çıkarttım. Daha sonra İsviçre ile savaştım. Daha sonra Fransa ile savaştım. Şu hıza baktınız mı? Gördünüz mü şu hızı? Ne oldu? Hem HRA'daki bütün devletlerle savaştım. Fransa ile savaştım. İngiltere ile Turus'um var. Ming ile Turus'um var. Herkesle Turus'um var ya. Rusya ile Turus'um var. Bir Afrikalı devletlerle falan Turus'um yok herhalde. Herkesle Turus'um vardı. Kimse bana koalisyona girmedi. Bu şekilde bu işi bitirdim. Avrupa'daki ilerleyişimi izletmeye devam edeceğim şu şekilde. İngiltere'yi biraz daha yedik. Almanya zaten benim client state'im, yuttuk. Fransa'yı biraz daha zayıflattım. Hollanda falan derken zaten HRA kalmadı. Aldım, yok ettim böyle. Evet. Almanya'yı yuttum. Son olarak Fransa'yı yutamadım. İki hamlede yuttum Fransa'yı. Ve dünya fethim bu şekilde tamamlandı. Koloni bug'ı yüzünden tabii şey yapamadım. Şimdi yapılabilecek hala bazı şeyler var. Nedir? Kolonileşmeye devam etmek. Şu an kolonileşmeye devam edebilirim. ID'larımı merak ediyorsanız hemen ID'larımı göstereceğim size. Admin, Influence, Diplomatic, Quantity, Offensive, Exploration, Defensive. Humanist zaten öylesini aldım. Hani isyanlar azalsın diye aldım yani. Önemli bir şey diyor. Yoksa almasam da olur. Hani son ID'ye zaten gereksiz. Restore the Roman Empire. Roma İmparatorluğunu kur. Başarım için yapıyorum bunu. Pat! Bakayım. Artık kıpkırmızı. Yes please. Alayım. Teşekkürler. Ver. Buralar niye kırmızıya dönmedi mi? Mare Nostrum başarımını kazandık. Hemen bakalım. Restore the Roman Empire and own the entire Mediterranean and Black Sea. Yani World Conquest değil aslında. World Conquest başarımı değil bu. Akdeniz, Karadeniz çevresindeki bütün kültürlere ait toprakları aldı. Roma İmparatorluğunu bu şekilde kurduk ama neden yeşil kaldı buralar? Dokucam bug'ınıza şimdi. Burası niye yeşil kaldı ya?
Koloniler yeşil kaldı abi. Oyunu kapatıp açacağım. Yok abi yeşil kaldı. Bu her zaman böyle miydi bu ya? Ben ilk defa görüyorum. Normalde her yer kıpkırmızı olmaz mıydı? Çok acayip. İlginç. Peki. Onun haricinde merak ettiğiniz ne vardı sizin? Din haritasına bakalım. Neredeyse hani şuralara çok ilgilenemedim. Şuralar falan. Ama hala 8 yılım mevcut ve benim 6 adet misyonerim var. Yani bu 8 yılı da geçirmek istiyorum. 8 yılımı da geçireyim. Daha sonra geri geleyim ben. Şu 8 yılımı da geçireyim. Sadece ne yapacağım zaten? Kolonileşeceğim. Kolonileşmeye devam edeceğim. Yani şu Afrika'nın şu çirkin görüntüsünün de gitmesini istiyorum. Burası da böyle kıpkırmızı olsun istiyorum. Kolonileşeceğim. Ve din değiştireceğim. Tek yapacağım şey şu, bu şu anda. Evet. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Influence ve diplomatik ID'yi iptal edip bir kolonist daha alabilir miyim diye hesaplamaya çalışıyorum ama influence'u iptal ediyorum. Buradan bana eksi olarak gelecek bir şey yok sanırım. Sadece %10'unu geri alabilirsin falan. Yani şu an ihtiyacım yok. Benim bir koloniste daha bir kolonistim daha olsa güzel. Aha, expansion ID aynen. Tamam. Bir tane daha iptal edeyim. Şu diplomatik ID'yi de iptal edeyim. Nasıl olsa buradaki hiçbir şeye ihtiyacım yok şu anda. Neden? Az mı geldi? Kaç diplom var? 991. Expansion ID'ye adminle pardon. Humanisti admini iptal edeyim. Buradan bana zararı olacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamam. Fazladan bir kolonistim oldum oruk. Daha ne? Ne yapacağım? Şunu da kolonilersem bu Westland kırmızı gözükecek. Kozmetik. Hepinizde şey kestim mi ben? Evet. Senle yaptım bu işi. Yaptım. Gönderdim mi? Gönderdim. Tamam. Gözümden kaçmış ya. Ne alayım şimdi? Buradan hiçbir şey istemiyorum şu anda. Benim işime aslında Religious Idea'dan misyoner almak da mantıklı şu an ha. Ama admin yok. Hümanisti iptal edeyim. Admin lazım. Evet, admin lazım. Bunu da rastgele öylesine seçiyorum. O diplo powerlar fazladan durmasın diye. Birazdan misyoner fazladan bir misyonerim olacak. Evet, misyonerim geldi. Aslında azıcık daha admin kasabilsem misyoner strength de alsam şuradan. Yani olabildiğince din değiştiriyorum. Olabildiğince dünyayı daha çok koptik hale getirmeye çalışıyorum. 1821'e kadar. Yani yeterince koptik bence ama öyle. Daha da iyi hale gelebilir. One tag yapanlar nasıl yapıyor? Religious idea şart ya one tag yapabilmek için. Kültürü hiç sormayın zaten. Kültürlere boşuna bakmayın. Kültürlere dokunmadım. Hiçbir kültürü yok etmedim. Hiçbir kültürü asimile etmedim. Evet. 1821, 1 Ocak 1821. Şubat'tan mı? Her neyse şöyle bir göstereyim. Ne oldu? Şuradaki kısmı da kapatabildim. Şu kısmı da kapatabildim.
Ama şu 3 toprak kaldı. Afrika'yı kıpkırmızı yapamadık. Burayı da kıpkırmızı, aman en azından Westland'leri görünmeyecek hale gelmesi için buradaki toprakların kolonileştirilmesi gerekiyordu. Koca Portekiz, İspanya, artık her kimseniz şuraları halledememişsiniz ya. Puh. Her neyse. Iron Man modda başarımı aldığımı gördünüz. Iron Man modda oyunu tamamlıyoruz. Evet. 3 Ocak 1821'de oyunumuz bitti. Iron Man mod, yes. Timeline artık izleyebiliriz. Güzel oldu. Benim kanala bir anda 50 bin izlenme, o videoya 50 bin izlenme gelmesinin sebebi Türkiye, Türk EU4 oyuncularının henüz YouTube'da seri yapmamış olması. Bu da benim için bir ilk oldu. Hiç World Conquest serisi yok. Türkler için de ilk oldu. YouTube'da gerçekten hiç World Conquest serisi yok. Türklerin yaptığı. Ama yabancılar efsane oynuyor canım. Adam ben Osmanlı'yla Van Tag yapamadım. Adam Ryukyu'yla veyahut da Ulm'le dünya fethi yapıyorlar. Üstüne bütün dünyanın dinini değiştirip üstüne bütün dünyanın kültürünü yapıyorlar falan. Çok acayip. Yani benim bir hayatım var ama yok, kalsın. Teşekkürler. Timeline izleyelim artık. Bundan sonrası sessiz timeline şeklinde gidecek. Ben görüntümü ve mikrofonumu kapatacağım. Müziği açacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer benden böyle spesifik bir şey isterseniz bir düşünürüm üzerine yapmaya karar verirsem yaparım. Bu timeline'ın komple serisini izlemek istiyorsanız dediğim gibi kartlara ve oyun video sonundaki şeylere tıklayaraktan oynatma listesine gidebilir. Artık 75 bölüm mü, 80 bölüm mü, kaç bölüm tuttuysa izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sizi timeline'la baş başa bırakıyorum. Her kıta için ayrı timeline olacak. İyi seyirler.